Dedemin ne kadar çok kitabı varmış. Aa, bak kardeşim emziğini burada unutmuş. Akıllım, o daha bebek. Annem unutmuş. Abi bak, boyama kitabı. Boyama kitabı varsa boyama kalemi de vardır. Boyama kalemi yok. Ama bu kutu var. Bakayım neymiş. Saatmiş. Güzel oldu mu? Sare, o dedemin saati. Kırarsın. Çabuk çıkar onu. Çıkarmam bana ne? Sare, ne var biraz dikkat etsen. Ben yapmadım ki. Senin yüzünden oldu. İstediğimde verseydin böyle olmazdı. Of, bu sefer dedem çok kızacak. Aslında tamir edip yerine koyarsak bir şey olmaz. Hayırdır kızım, soluk soluğasın. Bir şey mi oldu? Yanına gelmek istedim. Sen böğürtlenleri gördün mü? Böğürtlen mi? Tadına bakmak ister misin? Çok güzel. Güzel tabii. Allah'ın yarattığı her şey güzel. Aa, dede, bir şey soracağım. Cam kırılınca nasıl tamir edilir? Yenisi takılır. Neden sordun? Aa, hiç. Kıvırcık, ben kıvırcığa bakayım. Dedem kırılınca yenisi takılır diyor. Bir şey belli etmedin değil mi? Yok, belli etmedim. Benim de önceden saatim kırılmıştı. Kendim tamir ettim. Nasıl? Çok kolay. Beni burada bekleyin. Oldu mu? Ben de bakacağım. Olmuyor Sare. Şimdi ne yapacağız? Üzülme, bir yolunu bulacağız. Nasıl söyleyeceğim kırdığımı? Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam amca. Dedeniz evde mi? Saatinin pilini değiştirmeye gelmiştim. Saat mi? Hoş geldin komşu. Ben de seni bekliyordum. Geç otur hele. İstersen getir, burada bakayım hemen. Cihan, oğlum yukarıda çekmecede bir saat var. Onu bana getirir misin? Şimdi mi? Dede. Hadi oğlum. Saat zaten burada. Dede çok üzgünüm. Ben senin saatini kırdım. Bunu daha önce söylemen gerekmez miydi güzel kızım? Söylemek istedim ama kızacağından korktum. Allah insanların suçunu bağışlayanlar cennetliktir buyuruyor. Biz inananlara birbirimizi affetmek yakışır. Geçin oturun hele. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethettiğinde önceden ona kötülük yapan insanları bir endişe hali almış. Çünkü Peygamber Efendimiz artık Mekke'de söz sahibiymiş. Fetihten sonra bir meydanda toplanan insanlara seslenen Peygamber Efendimiz, "Ey Kureyş topluluğu, şimdi siz benim, sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız?" diye sorar ve ekler. "Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok diyorum.
Haydi gidin, serbestsiniz der ve onları affeder. Sen de bizi affet dedi. İstemeyerek oldu. İşte oldu azizim. Saat hazır. Eline sağlık komşu. Siz yeter ki yaptığınız hatayı dürüstçe söyleyin. Tabii ki affederim. Canım dedem.